Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 25. güne girildi. Şiddetli çatışmaların sürdüğü cephe hattında son gün neler yaşandı ekranlara getirelim. Rus uçakları peş peşe havalandı, gece karanlığı şiddetli patlamalarla aydınlandı. Kiev güçlerine ait mevzileri havadan vuran Rus uçaklarının hedefinde Harkov vardı. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti gece boyunca süren şiddetli bombardımanın altında kaldı. Harkov valiliği saldırılarda 9 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri araçların imha edildiği anları da paylaştı. Görüntülerde ormanlık alan içerisine ilerleyen bir askeri aracın Rus drone'uyla takip edildiği görülüyor. SİHA'dan ateşlenen roketin isabet ettiği araç infilak ederek kullanılamaz hale geliyor. Bu görüntülerse Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi. Kiev güçleri Rus askerlerinin mevzilerini çoklu roket atar atışıyla hedef aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı vurulan mevzilerde konuşlu Rus birliklerine ağır hasar verildiğini öne sürdü. Saldırıların hedefindeki bir diğer nokta ise başkent Kiev'e açılan İrpin kentiydi. Rusya'nın saldırılarında yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan küçük çocuk yoğun çabalar sonucunda kurtarıldı. Acil durum ekiplerinin küçük çocuğa oksijen maskesi takarak kalp masajı yaptığı görüldü. Bu görüntülerse Lviv'de kayda geçti. Son günlerde artışa geçen saldırılar nedeniyle tedirgin olan Lviv halkı siren sesleri yükselince alt geçide sığındı. Tedirgin bekleyiş kameralara yansırken sirenlerin ardından herhangi bir saldırı yaşanmadığı aktarıldı.